Burada oturuyorum ben. Senin Nedim'in anası bu. Babası yokmuş da anası var. Anası mı bu? Anasını al, gösterirsin kendine. Yok, ben değilim. Dün otobüste onu bir gelene çaldı. Nedim'e gösterecek götürüp Nedim'e İzmir'de gelmiş. Nedim'e gösterecek götürüp bu filmi. Valla. Ben inanmıyor ha, değil mi? İnanmıyor. Şaka yapıyorsun sen, diyor kıldıram. Kız eline vardım namaz kıldıram. Şikayetim çoktu kime bildirem vay. Şikayetim çoktu kime bildirem. Şikayetim çoktu kime bildirem vay. Kim ayırdı bizi yurttan siladan? Kim ayırdı bizi yurttan siladan? Zalim ağlatmış da melek güldüren oy. Zalim ağlattı da melek güldüren. Zalim ağlattı da melek güldüren oy. Yuva kurduk, yuva kurmuş idik bayır düzlere. Yuva kurmuş idik bayır düzlere. Şükür sabır vermiş Mevlam bizlere. Şükür sabır vermiş Mevlam bizlere. Çalışıp çırpındık sanatkarına. Çalışıp çırpındık sanatkarına.
Biz de yayıp biz de kaldık çöllere, bize de ya çölde kalsın sizlere. Çağırın dostları birlik olalım, düşkünün derdine derman bulalım. Düşkünün derdine derman bulalım. Ay. Ağlayanı bir gülenden soralım, ağlayanı bir gülenden soralım. Sevilen dostlara postu saralım, sevilen dostlara postu saralım. Köyün hakkında bir yer sorabilirsin. Neyse de karşısı Urfa'sında. Gördüğünüz Fırat'ın karşısı Urfa, bu tarafı Adıyaman. Fırat Dümman 1 olmuş. Bunu da saati de göstereyim. İsminiz efendim? Mehmet. Buralı mısınız siz? Buralıyım. Güzel. Burada mı oturuyorsunuz? Ören'de oturuyorum. Ören'de. Evet. Fırat'a inin. Görüyorsunuz merdivenli yollar. Gayet tehlikeli. Cebrail'in sırtında büyük taş var. Ezrail'le Cebrail yan yana. Buyurun. İnsanlar devrinde bu Fırat boylarında yaşayan kel insanlar ufak kabileler halinde buralarda yaşarlardı. Buradan suya iniyor. Evet, İstanbul'da, İzmir'de su beğenmeyen hanımefendilere de sesleniyoruz. Görün, Türk annesi, Türk kadını neler içip, ne şefkatle, ne cefalar çektiğini bir kere daha gözlerine seriyoruz. İşte Fırat deyip de içinde güzel bir havuz zannedenlere bu gerçeği daha iyi anlatmak gereğini duyduk. İşte, su yolu. Kışın hayvan etinden faydalanmadığı zaman, meyveden faydalanmadığı zaman burada denizde çıkarılan balık gibi ırmaktan balık da tutup burada yaşarlardı. İklimi çok güzeldir. Akdeniz iklimine sahiptir. Fazla kış olmadığı için ocaksız veyahut da ısısız da burada yaşanabiliyordu. Çölün üstünden aşağı iniliyor. Mağaralarda bile yaşamışlar da bu yıkılmış. Bunda 40-50 seneler bu kayalar. Evet. Mağaralar olduğu gibi aşağıya. Çok oturmuşlar. Zamanla su aralarına, çatlaklara su girmesiyle ve kayalar sert cisimle karşılaşınca çatlayarak düşmüş ve bozulmuş. Yani bazı örneklerde burada görülüyor. Thank you.
Zafer ol, Zafer. Şey nereye gidiyor? Balık mı tutmaya gidiyorlar? Kim? Bu, ha, onunla balık tutuyorlar. Onunla balık tutuyorlar. He. Diye bak ağları şey. Ve yalnız o kadınlar öbür tarafa atacaklar. Şu karşı gördüğümüz ağaçlık şey. Urfa. Ha, Urfa ait. Karşı bölge. Doldurma alanı. Ayıp, ayıp çek bari. Çekeceğim. Görüyor musunuz? Bulanık suyu yine içmek mecburiyetinde kalıyorlar. Su yetersiz, montaj suyları da kafi değil. Görüyorsunuz, bulanık suyu bir nimetmiş gibi kabul ediyorlar. Evet, bu tarafta otellerde para savururken buradaki vatandaş su bulmak için böyle kumların içindeki kirli, barajın kirli sularını içmeye mecbur ediyor. Bu çile midir? İnsanlık mıdır? Eşit payda koyuyor. Yükleri dengeli olsun diye. Bir baka görüyor, bir baka görüyor. Bulanık su. Erozyon olmuş. Bulanık da şundan ileri geliyor. Göksu çimento fabrikasının, Adıyaman arasından çimento fabrikasının kirli suları bu yatar içtiği için Fırat'ın beyaz suyunu da kirletiyor. Fırat'ın üstünde kurulan barajın şantiyesinin bugün bir şehir haline gelmiş. Buranın da kirli suları bu Fırat'a aktığına göre bu sular tamamen kirli. Ama buna mecbur edilen bu köylü halkımız ne çare bulanık suyu da kirli suyu da içmek mecburiyetinde. Çare yok mudur? 20. yüzyılda çaresiz hiçbir dert kalmamıştır. Yalnız Türkiye'de var bunun. İsterlerse buradan suyun en duru yerine otomatikman bir hortumla atar hidrolik sistemle en yüksek yerlere bir depoya su aktarabilirler. Filtreyle süzerek vatandaşa verilebilir. Su akıyor, vatandaş su bulamıyor. Türkiye'nin en büyük ırmağının yanında, yan yana duruyor, suyu bulamıyor. İşte içtiği su da bu. Kapaklar vuruldu, yolda taşmasın diye. Görüyorsunuz. Bakır, paslı bir damlar.
Burada hastalık olmaz. Evet. Her yerde çağ atlanmış da burada çağ nereye gitmiş acaba? Burada neden bir harık bile atlanmamış? Vatanın evlatları böyle çile çekecek. Ve burada otellerde, turistik otellerde yan gelip yatıp para savurur, milyonları savurur. 10 milyona düğün yapar. Görün acı gerçeği. Biz Türk müyüz? Bunlar başka bir millet. Bunlar Türk bayrağı altında yaşamıyorlar. Bir sorun. Sana buradan çıkıp bak. Tamam bak. İnsanların yaşadığı yer. Bak, bu insanların yaşadığı zaman bu Fırat da gümüş gibi akıyordu. Burada yaşayan insanlar en aşağı 150 sene yaşadı.